Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulina Muhammedin. Salavat. Şurayı bir okuyayım önce. Dersi takdim edelim. Evet, nasıl ki ehli tarikat seyri enfüsi ve seyri afaki ile marifeti ilahiyede iki yol ile gitmişler. Ve en kısa ve kolayı ve kuvvetli ve itminanlı yolunu enfüside, yani kalbinde, zikri hafiyi kalpte bulmuşlar. Aynen öyle de yüksek ehli hakikat dahi marifetle tasavvur değil, belki ondan çok âli ve kıymetli olan iman ve tasdikte iki caddeyle hareket etmişler. Biri, kitab-ı kainat-ı mütala ile ayet-ül kübra ve hizb-ül nuriye ve hülasat-ül hülasa gibi afaka bakmaktır. Diğeri ve en kuvvetli ve hakka yakın derecesinde vicdani ve hissi bir derece suhidi olan, şuhudi olan hakikat-i insani haritasına ve enaniyeti beşere fihristesine ve mahiyeti nefsiyesine mütalaayla imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sırrı akrabiyete ve veraset-i nübüvvete bakar. Ve enfüsü tefekkürü imani hakikatının bir parçası 30. sözün ene ve enaniyet ve 33. mektubun hayat penceresinde ve insan penceresinde ve bazı parçaları da sair eczai nuriyede bir derece beyan edilmiş. Dersimiz enfüsi ve afaki tefekkür. Enfüsi ve afaki ben nasıl tefekkür ederim? Külliyatta bununla alakalı, burada da söyledi, çok yer var. Şimdi ehli tarikat seyri enfüsü ve afak ile marifeti ilahiyede iki yol gitmişler. Ehli hakikat da iki yola gitmiş. Bir, kainat kitabını mütalaa etmişler. Ayet-i Kübra, Hizb-i Nuriye ve Hülasa gibi afaka bakmak. Şimdi Risale-i Nur'da Allah'ı anlatan en külli Risale 7. şuadır. Ayet-i Kübra'dır. Kainattan halıkını soran bir seyyahın müşahedeleridir. Şimdi ehl-i hakikat böyle kainattan Allah'ı gitmiş. İkincisi de enfüsi gitmekmiş. Şimdi ben Risale'den bir yer anlatacağım. O anlattığım yerde hem afaki tefekkür var, hem enfüsi tefekkür var. Hem afaktan Allah'a gidebiliyorsun, hem enfüsten Allah'a gidebiliyorsun. İkisini cem etmiş. Dersimizin konusu bu. Hasan abi. Böyle bir yer okuyacağım ben, tamam, şimdi. Tamam, merak ettik. Bu ikisini içine almış. Sorularımızı soralım. Mehmet abi. Tabii. Çok iddialı yani. Bomba gibi gelecek. Sen hiç merak etme. Evet. Başla bak. Hem de diyor ki enfüsi, ya. Enfüsi konuya gireceksin, ben durur muyum diyor. Ya. Ama hiç tahmin etmeyeceğiniz bir yerden okuyacağım abi. Nereden okuyorum? 14. lemanın 2. makamı. Birinci söz okuyacaksın yani, hiç tahmin etmediğiniz yer. Yok, 14. lemanın 2. makamı. Yani birinci söz. Sırları. Birinci söz? Evet, birinci söz. Bir bak. Evet. O ikisi de var ya orada. İkisi de var abi. Ben olsaydım şimdi birinci abi insan, biliyorum canım. Çok böyle müşahıs yerler var külliyatta, zaten Üstad Hazretleri söyledi. Fakat hem bir değişiklik olsun, hem farklı bir noktaya nazarlar olsun. Hani öyle yapıyoruz yani. Evet. Birinci söz, sen abi diyor. Niye? Yani. Şimdi birinci söz yani, Bismillah her ayrın başıdır diye başlayan o metin, külliyatın, Risale'nin çekirdeğidir. Bütün Risale'lerin içeriği, anlatmış olduğu meseleler, Miraç Risale'si, Kader Risale'si, İçtihat Risale'si, efendim 24. söz, hepsi birinci sözde var yani. Ama görebilene. Risale'nin o birinci sözün üzerine bina edilmiş. Şimdi bizim dersimizin konusu Fikret abi, enfüsi ve afaki tefekkür. Enfüste ve afakta çok kolay bir şekilde Cenab-ı Hakk'a nasıl vasıl olunur? Risale'nin bunu cem etmiş. Ehli hakikat ya afakta gitmişler ya enfüste gitmişler. Makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından altı sırrına dairdir. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim binler esrarı varmış. Niçin binler esrarı? Çünkü Besmele'nin içinde Mehmet abi lafzullah var.
Allah ismi cami olduğundan dolayı, yani Lafzullah ismi cami olduğundan dolayı esma ve sıfat-ı ilahiye bir iltizam delalet ettiğinden ismi azamdır diyor Üssü Hazretleri. Bütün isimler Allah'a nispet ediliyor. Ya Cemil ya Allah, ya Kareb ya Allah, ya Mucib ya Allah. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından altı sırrına dairdir. Şöyle ben yazayım şimdi. Şimdi İbrahim abi bunu siliyorum ha. Şunu sileyim ben. Üstad Hazretleri binler esrarından altı sırrı diyor Hasan abi. Bu Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri Besmele'nin altı tane sırrını izah etmiş. Buraya ben birer cümleyle yazıyorum. Birinci sır, şuraya yazalım, birinci sır. Bir cümle yazayım da çok uzatmayayım. Terakkiyat sırrı yazayım. Terakkiyat. İkinci sır, şöyle yazalım. Efendim, marifet. Üçüncü sır, şuunat. Dördüncü sır, aynedarlık, muhatabiyet. Beşinci sır, aynedarlık. Altıncı sır da aziyet ve fakriyet. Ve fakriyet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'in içinde bin tane sır varmış. Üstad Hazretleri altı tanesini izah etmiş. En kısa ve kolay yoldan enfüsi ve afaki nasıl terakki eder? Birinci sırda bu anlatılmış. İkinci sırda en kısa ve kolay yoldan ben Allah'ı nasıl tanırım? O anlatılmış. Üçüncü sırda en kısa ve kolay yoldan tabirinden aciz olduğumuz Cenab-ı Hakk'ın şuunatına nasıl aynadarlık ederiz? Dördüncü sırda nasıl en kısa ve kolay yoldan Allah'a muhatap oluruz yani? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i Fatiha'ya derc etmiş. Fatiha suresinin de anahtar cümlesi, üstadımızın ifadesi de İyyâke nâbudu ve İyyâke nesteyn. Şimdi bu kainatta maksadı âlâ, tezahürü rububiyete karşı ubudiyeti külli-i insani. Cenab-ı Hak yapmış olduğu külli rububiyet tezisine karşı külli muhatabiyet istiyor. Cenab-ı Hakk'a ben külli muhatap nasıl olurum? Kur'an'la. Kur'an'da Fatiha'ya derd etmiş. Fatiha'nın da anahtar cümlesi İyyâke nâbudu ve İyyâke nesteyn. Kur'an'ın, Fatiha'nın ve o anahtar ayetin ifade etmiş olduğu o külli muhatabiyet sırrı Bismillahirrahmanirrahim'de varmış yani. Yani bu ikinci sırla dördüncü sır vahidiyet içinde tabirler çok birbirine benziyor. Aradaki fark ne bu? Birinde en kısa ve kolay yoldan Allah'ı nasıl tanırım? O anlatılmış. Diğerinde en kısa ve kolay yoldan o tanıdığım Allah'a nasıl muhatap olurum? Tanımak ayrı, muhatabe dair. Beşinci sırada da aynadarlık anlatılmış Hasan abi. Burada bir hadis-i şerif zikredilmiş. اِنَّ اللّٰهَ حَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَى سُورَةِ الرَّحْمَةِ Allah insanı Rahman suretinde yarattı. İnsan Rahman ve Rahim'e nasıl aynadarlık eder? Bismillahirrahmanirrahim'in bir sırrı da oymuş. Fikret abi. O hadis aslında Besmele'yi izah ediyormuş. Besmele de aslında o hadisin bir izahıymış yani. Beşinci sır aynadarlık sırrı. Altıncı sırda da aziyet ve fakriyet. Bu çok önemli. Hani geçen dersimizde Üstad Hazretleri bütün 12 tarikatın hülasası olan o mana ve feyzi cem etmişti. Onun da 4 tane yolu vardı. 2 temel esası buydu. Aziyet ve fakriyet. Bunlar çok önemli. Bu besmenin içinde var. Yani ben aziyetim ve fakriyetimi külli manada nasıl bilebilirim? Altıncısı da bu anlatılmış. Şimdi bizim dersimiz, şuraya yazalım. Enfüsi ve afaki, şu birincisi, terakkiyat sırrı yani. Dersimizin konusu bu. Bu, şuraya bir noktayı nazar, kitap okuyanlara da bir noktayı nazar verelim. Şimdi bu Besmele'nin altı sırrı, 30. lemada altı tane esma var ya, Mehmet abi, o altı esmaya bakıyor.
aynı zamanda 6 iman esasına bakıyor. Fikret abi. Hem 6 iman esasına bakıyor, hem 6 esmaya bakıyor. Ben şimdi onları yazmadım. Ama tabii bu Afyon'daki dersten farklı bir şey olur. Ders yaptık ya. Besmele mi abi? Tabii. En sonunda Afyon'da yaptık. Şimdi bizim dersimiz abi, bu da ben şimdi dersi takdim ediyorum. Anladım. Ana dersin birinci sır yani. Ben hatırlamıyorum yaptığımızı ama. Ben de hatırlamıyorum. Sen görmemiştik. Son programa ben geldim Afyon'a. Hasan abi siz hatırladınız mı abi? Evet var. Öyle mi? Olsun be. Yani yok hatta ben hani farklı bir şey mi olacak? Var, abi işte noktayı nazarlarımız var. Dersin içinde geçecek yani. Ben hatırlamadım yaptığımızı da. Tamam olsun. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Galet ya eyyuhel velo inni ulkiye ileyye kitabun kerim. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır, Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesi kainat simasında, arz simasında, insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet. Şöyle yazayım abi. Çekirdek, ağaç, meyve. Şimdi dedi ki birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet. Bu çekirdek, ağaç, meyve. Bu üçü birbiri içinde bu birbirini gösteriyor. Yani çekirdeğe bir cihetle baksan ağacı ve evin meyveyi görürsün. Meyveye bir cihetle baksan ağacı ve çekirdeği görürsün. Ağaca bir cihetle baksan meyve çekirdeği görebilirsin. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesi kainat, küreyat ve insan simasındaymış. Kainat, küreye arz ve insan simasındaymış. Bunlar birbiri içindeymiş. Şunlar gibi yani. Birbirinin içinde birbirinin numunesini gösteriyorlarmış. Yani kainata baksan, o bakış açısını yakalayabilsen, küre arzın ve insanın niçin olduğunu, küre arza baksan, insanın ve kainatın niçin olduğunu, insana baksan, küre arzın ve kainatın niçin yaratıldığını görebilen görebilir yani. Fikret abi. Bu üçü birbirinin içindeymiş, birbirinin numunesini gösteriyormuş. Evet. Bir de kainatın heyet-i mecmuasındaki teavül, tesanüp, teanüp, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. Şimdi kainatın heyet-i mecmuasında, kainatın heyet-i mecmuasındaki, şuraya yazayım ben, cüz, kül, cüz-i, bir de külli, şu parça demek, şu bütün demekti, şu fert demekti, şu da nev demek. Şunların hepsine İrfan abi, cüz, kül, cüz-i, külle, bunların hepsine heyet-i mecmua deniyor. Şimdi cümleyi bir daha okuyorum. Kainatın heyet-i mecmuasındaki, yani parçasında, bütününde, ferdinde, nevinde, heyet-i mecmua demesi o. Kainatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanüp, tecavüpten tezahür eden sikke-i kibra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. Yani Allah'ın mabud oluşunun, ilah oluşunun, kainatın heyet-i mecmuasındaki efendim en büyük alameti, mührü, damgası neymiş? Cenab-ı Hakk'ın cüz, kül, cüz-i külli bütün mahlukatın arasına şunları koymasıymış. Teavün, tesanüt, teâlük, bir de tecâlük.
mabud oluşunun, ilah oluşunun, uluhiyetinin en büyük alameti mührü damgası kainatın heyet-i mecmuasındaki cüzkül, cüzüküldeki neymiş? Tesanüt, teavün, teavün, tecav. Yani Cenab-ı Hak sivrisineğin gözüyle güneşin arasında bir münasebet koymuş Mehmet abi. Güneş ile bütün mahlukat arasında bir münasebet koymuş, bir dayanışma var, bir teavün var, bir tecav var. Pirenin midesiyle manzume-i şemsiye arasında Fikret abi münasebet var. Bu Allah'ın mabut oluşunun, uluhiyetinin en zahir mühür, alamet, damgası buymuş Hasan abi. Kendin heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanü, teavün, tecav. Şimdi bunları anlatıyoruz. Bunu Üssü Hazretleri en sonunda şeye bağlayacak. Dersimiz başına söyledik. Enfüsi ve afaki terakkiyete bağlayacak yani. Allah'ın mabut ve ilah oluşunun, uluhiyetinin en efendim büyük alamet mühür damgası şu dört tane vasfı heyet-i mecmuasına mahlukatın koymasıymış yani. Acayip bir şey ya. Bu dört taneyi bir yere koyması çok tuhaf. Evet. Eleştirebilmesi. Şöyle şuraya yazalım. Ya. Şu birinci sırra göre kainat Bismillah diyor. İkincisi, küre-i arzın simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabü, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Şimdi küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresinde teşabü, tenasüp, insicam, lütuf ve merhamet varmış. Allah'ın Rahman oluşunun en büyük alamet, mühür ve damgası buymuş. Küre-i arzın simasındaki bütün mahlukatı aynı tedbir ve terbiye ile idare ediyormuş. Yani Cenab-ı Hak mahlukatı yaratmış, hepsine havadan istifade ettiriyor. Cenab-ı Hak mahlukatı yaratmış, hepsine rızık vermiş. Cenab-ı Hak mahlukatı yaratmış, hepsine neredeyse hep, belki istisna olur, hepsine göz vermiş, hepsine mide vermiş. Hepsine rızık vermiş. Rızık vermiş, havadan istifade ettiriyor, güneşten istifade ettiriyor, sudan istifade ettiriyor değil mi? Bir daha bakalım, küre-i arz simasında bütün mahlukatın tedbir ve terbiye idaresindeki teşabü, birbirine benzemeklik yani. Hepsine mide vermiş, hepsine el vermiş, hepsine göz vermiş, hepsine kulak vermiş, hepsine rızık vermiş, hepsine havadan istifade ettiriyor, hepsine sudan istifade ettiriyor, evet. Bu Rahman isminin en büyük alamet, mühür ve damgası buymuş Fikret abi. Neymiş? Küre-i arzda Cenab-ı Hak, şuraya yazayım ben. Evet. O yazmadan önce bu parça, tabun, evet, işte bütüne bu denk geliyor mu dört tane de? Şunu yazdın. Parça, bütün, fetnevi, tabun. Evet, orada yok. Beş, altı tane var. Tabun. Tesanüp, tenanüp, tecavü. Teşabüp, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhamet. O da altı tane var. Yani de bu denk geliyor mu mesela? Cüzde teavun, ötekisi neydi? Tesanüt. Tesanüt mü? Tesanüt, teanüt, tecavüt. Yani bu dördünü getirebiliriz, baktırabiliriz sıralamaya göre. Heyet-i mecmuasındaki. Evet. Heyet-i mecmua bu dördü oluyor. Heyet-i mecmua dedi. Şimdi küre-i arızda da ne varmış? Şuraya yazayım, teşabü, tenasüp, İntizam, insicam, bir de lütuf ve merhamet. Bu küre-i arzdaymış, küre-i arz, Bismillahirrahman diyormuş. Kainat Bismillah diyor, küre-i arz, Bismillahirrahman diyor. Peki nasıl diyor Bismillahirrahman? Rahman isminin küre-i arzdaki en büyük alamet, mühür damgası neymiş? Cenab-ı Hak küre-i arzdaki bütün mahlukatı aynı kanunla terbiye ediyormuş, aynı kanunla tedbirini görüyormuş. Bu yukarıdaki kim değildi bu heyet-i mecmuası? Kainat siması. Kainat simasında mı? Evet.
Şu anda anlattın. Bu küreyan simasında. He. Küreyan simasında mahlukatın tedbir ve idaresinde aynı kanuniyet varmış yani. Şimdi bunları anlatıyorum. Şöyle, enerjisi ve afaka getireceğiz şimdi. Ben kısa ve kolay yoldan, dersin başında söyledim. Ayet-el Kübra çok uzun bir risaledir. Yani insan bir anda iade edemiyor. Fakat Cenab-ı Hakk'ın bir kanun külliyeti cüziyete göre o Ayet-el Kübra'yı burada bak kısaca anlatıyoruz şimdi abi. Yani ben Allah'ı afaki noktadan nasıl bulacağım yani? İşte ya bunu dersin sonunda söyleyeceğim. Önce anlatıyorum. Sonra oraya bağlayacağız meseleyi yani. Kainata bakarken cüzünde, külünde, cüzünde, külisinde, yani parçada, bütünde, fertte, nevde bunları göreceğim ben. Böyle görürsem, evet, bu afaki tefekkür. Yani kainattan başlıyorum bunları görmeye, küreyerde geliyorum bunları görüyorum, sonra insan anlatacağı için onları görüyorum. Kainattan buraya gelirsem bu afak oluyor. İnsandan küreyer ve kainata çıkarsam bu da öyle Allah'a gidersem enfüs oluyor. Yani o külliyatta uzun uzun anlatılan o bahisler burada böyle bir çekirdek anlıyor. Birinci sırada bu enfüsü ve afaki terakkiyat sırrı anlatılıyor. Yani ben afakta ve enfüste kısa ve kolay yoldan nasıl Allah'a giderim Mehmet abi? Bu şekilde yani. Küre-i arızda teşabı, terasül, intizam, insizam, lütuf ve merhamet var. Allah'ın Rahman oluşunun en büyük alamet, mühür damgası buymuş yani. Küre-i arızda ne diyormuş? Bismillahirrahman. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i refet, dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiden tezahür eden sikke-i ulya-i rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. İnsanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i refet, dekaik-i şefkat ve Cenab-ı Hakk'ın şuat-ı merhamet-i ilahiyesi. Yani Cenab-ı Hak insana o kadar dakik, o kadar böyle fazla merhamet ve şefkat ediyormuş ki Rahim isminin en büyük alamet ve mühür damgası insanın mahiyeti camiasındaymış yani. Cenab-ı Hak bir kediye de merhamet ediyor, Rahim ismi var. Cenab-ı Hak bütün mahlukatın rızıklarını veriyor, onlara şefkat ediyor değil mi? Öyle Rahim ismi var. Rahim ismi azamiyet derecede insanın mahiyeti camiasında var. İnsan Bismillahirrahmanirrahim diyor. Peki nasıl diyor? Şuraya yazayım onu. Şuraya bir yazayım. Şuraya. Şuraya da iki diyeyim. Şuraya da üç diyelim. Letaif-i refet. Dekaik-i şefkat. Bir de merhameti ilahiye. Bu üçü en fazla diğer mahlukatta da var. Rahim isminin azamiyet derecedeki tezahürü insanın mahiyeti camiasındaymış. Bismillahirrahmanirrahim insanda azamiyet derecede gözüküyor. Yani Rahim ismi azamiyet derecede insanda gözüküyor. Şimdi abi şunu anladık ve şimdi dersimizi afak ve terakkiyata bağlayacağız yani. Fikret abi sormak istediğin bir şey var mı abi? Yok şu an. Şunlar dertimizi buraya kadar yapmıştık Mehmet abi. Evet. Demek şimdi şunu anladıysak kainat, küre arz ve insan demek diyor. Evet. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfayı alemde, alem sayfasında bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır. Bir daha okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Alem sayfasında bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır. Hasan abi kutsi ünvan. Üç sikke-i ehadiyetin. Üç sikke-i ehadiyet dediği ne? Kainat, küreat, insan. Bismillah, Bismillahirrahman, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi demek ki alem sayfasında üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanı Bismillahirrahmanirrahim'miş. Yani
çekirdek, ağaç, meyve. Şimdi biz bunları ayırdık, değil mi? Şimdi Cenab-ı Hak bir sistem yapmış, kainat, küre yaz ve insan. Burada kutsi ünvanıdır dedi ya, ünvan demek. Mesela ben elbise dikerim, terzi olurum. Hasta tedavi ederim, doktor olurum. Değil mi? Ve bina yaparım, mühendis olurum. O işleri yaptıktan sonra o ünvanı alıyorum Fikret abi. Şimdi Cenab-ı Hak bir sistem yapmış diyelim. Kainat, küre yaz ve insan. Bu üçü de ehadiyet, birbirinin içinde birbirinin numunesini gösteriyor. Bunun ismine Cenab-ı Hak Bismillahirrahmanirrahim demiş. Yani şu telefonu bir düşünelim. Bunun kaç tane parçası var? Bunun şu camını düşünelim, içindeki çipleri düşünelim, kartını düşünelim, klavyesini düşünelim. Mehmet abi, bunun her şeyi var. Bu sim kartı olmasa bu telefon bir şey ifade eder mi? Etmez. Her şeyi var, tuşları yok, gene bir şey ifade etmiyor. Her şeyi var, baz istasyonu yok, gene bir şey ifade etmiyor. Bunun aynısı Cenab-ı Hak kainatı da birbirler içinde böyle bir sistem kurmuş. Cüzüyle, külüyle, heyeti mecmuasıyla, kainat ve bütün. Biri olmasa bu sistem olmuyor. Bu sistemin adına Cenab-ı Hak Bismillahirrahmanirrahim demiş. Hasan abi. Yani adam bunu yapmış, bu kadar parçayı bir araya getirmiş, buna bir isim vermiş abi. Bunun ismi ne? Bir ismi var bunun. Bütün telefonların isimleri değişik değil mi abi? Bir isim konulmuş yani. Bir sistem bir araya gelmiş. Şimdi Cenab-ı Hak da şu üçünü bir araya getirmiş. Bu sisteme, buna bir isim koymuş. Üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır. Peki o kutsi ünvan neymiş? Bismillahirrahmanirrahim. Ve kuvvetli bir haytadır ve parlak bir hattıdır. Anlamadım ben. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nuzul ile semere-i kainat, kainatın meyvesi ve alemin nüshay-ı musahharası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Biz anlamadık yani bu söyledi. Yani dedi, Cenab-ı Hak yukarıdan nuzul ettirmiş, alemin meyvesi ve küçültülmüş bir örneği olan insanın ucu dayanıyormuş. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Yani eğer bir insan Bismillahirrahmanirrahim derse abi, sistem tamamlanıyormuş. Şu benim parmağımı bir düşünelim. Parmağım elimde tek. Şuraya takarsam bu sistemle bütünleşiyor. Eğer bir insan Bismillahirrahmanirrahim derse kainat, küre yaz ve insan, sistem tamam oluyor. Allah'ın kurmuş olduğu bu sistem bir mana ifade ediyor. Yani bunun bir cüzi eksik. Bu istenilen manayı ortaya koyabilir mi? Koyamaz. Şimdi eğer bir insan Bismillahirrahmanirrahim derse o zaman Allah'ın kainat, küre yaz ve insan olarak yaratmış olduğu o sistem tamamlanıyormuş. Ferş arşa bağlanıyormuş. İnsani arşaya çıkmaya bir yol oluyormuş. Yani insan, şimdi bir beşer var, bir de insan var. Beşer şer potansiyeli var. Değil mi? Peygamberlerin gönderilme amacı neydi? Şeriyetten çıkarıp değil mi? Böyle bir terakki ettirmek. Melekiyet insan makamına çıkarmak. Potansiyel manada o şeriyeti insana nasıl dönüştürebiliriz? Bunun en kısa ve kolay yolu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir insan kendisinde görmüş olduğu bütün maddi manevi cihazlara, onların açılımlarını, karşılıklarını inkişaf, inbisat şeklinde küre arzda ve kainatta görüp Allah'a giderse bu enfüsü tefekkür oluyor Hasan abi. Kendisinde maddi manevi cihazlar var, latifeler, hissiyatlar var. Bunların açılımını küre arzda ve kainatta görerek Allah'a gidince, Allah'ta görünce bu enfüsü oluyor. Kainatta görüp önce, sonra küre arz ve insanda karşılıklarını görünce bu da afaki oluyor. Şimdi
Bu enfüsü tefekkür, Risale-i Nur'da çok yerlerde geçmiş. Afaki tefekkür de geçmiş. Bu dersle, yani birinci sırda bu enfüsü ve afaki noktadan bu şekilde böyle bir bakış açısıyla görebiliriz yani. Enfüsü ve afaki terakkiyat sırrı, Bismillahirrahmanirrahim, ferçi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Hasan abi, sizin noktayı nazarınız, ferşi arşa bağlamak, insani arşa çıkmak. Demek ki insan arşa çıkması gerekiyormuş yani, terakkiyat için. Arş demek, lügat itibariyle tasarrufat merkezi demek. Bir arş vardı, değil mi? Bir de arş-ı azam vardı. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman İrfan abi, insan yani insani diyor, değil mi? İyi çekiyor. İyi çekiyor. Evet. İnsanı böyle hani var ya, içini yaksa. Normal bir insan değil yani, insani çekiyor. Evet. Yani bab-ı insaniyettir var ya, öyle insanı yarsan, evet, içini dışarıya çıkartsan, bir harita olsa, böyle harita, 1/1 milyon diyor harita. Evet. Yani bu kadar falmış. Yani bu insanı anlatmıyor bizim bildiğimiz. Bu büyük insan var ya, büyük insanın böyle açmış, evet, yani bu insan büyük olmuş, ona insani denmiş. Denmiş. Şimdi bu insaninin abi geniş bir izahı da bu Haşir Risalesi'nde Bab-ı İnsaniyet var. İşte onu dedim işte. Bab-ı İnsaniyet İsmi Hakk'ın cilvesidir onu. Evet. Mesela o 11 tane değil mi orada? İsmi Hakk'ın cilvesi. İsmi Hakk'ın cilvesidir. 11 tane. Evet. İşte mesela orada Bab-ı İnsaniyet diyor. Evet. Yani insan oradan geçecek. İşte bu büyük insanın, insani, insanın bir fiil açılımı olan kainatı, bu insanı küçük küçük kainat olan yani şu andaki bizi şey yapıyor, bütünleştiriyor. Ne bir bütünleştiriyor? Büyük insanla küçük kainat beni Bismillahirrahmanirrahim bütünleştiriyor. Bu Nadir abi çok derdi ya abi hani böyle bu küçük vücudum. Değil mi? Bir zerrecik vücudum. Bir misafir inkişaf ile. Değil mi? Biz de ezberledik abi. Ezberledik artık. Yani İnsan Bismillahirrahmanirrahim dedi mi, sistem bütünleşiyormuş yani, ferç arşa bağlanıyormuş. Bu zerrecik bir insan, değil mi? Bütün kainatla beraber oluyor. Şimdi bunu tabii biz Bismillahirrahmanirrahim derken her besmele çekişte bunu şey yapamıyor. Bu bir antrenman işi. Bunun anlattığı şeyin enfüsü ve afakisi nedir? Şöyle abi, şimdi burada şunları yazdım ya ben. He. Şimdi şunları şuradan kainatta ve küre arzda görüp insana gelmek, bu afak oluyor yani. Sonra insan maddi manevi cihazlarının açılımlarını küre arzda ve kainatta görünce bu da enfüsü oluyor. Buradan gidiyorsun bu sefer yani. O zaman Bismillahirrahmanirrahim'i çekerken şunları nazara almak gerekiyor yani. Yani Bismillahirrahmanirrahim, bu işaret bir cihazda bir cümle var. Çektiğin zaman senin yapacağın işe bir kuvvet oluyormuş, bir ruh oluyormuş yani. Şimdi benim bu cesedimi düşünelim. Benim ruhum yok, bu ceset bir mana ifade eder mi? Bismillahirrahmanirrahim denilmeyen işler de böyle ruhsuzmuş, bereketsizmiş yani. Soyu kesikmiş, nesli kesikmiş. Bismillahirrahmanirrahim bir ruhmuş yani. Peki o ruh ne? Şunlar yani, şu saydıklar. Yani şöyle, kainattan küre arzdan insana doğru bakarsan bu afaki tefekkür. Evet. İnsanda bir kuvvet, bütün küre arz ve onda da kainat, insan menşeli bakarsan bu da enfusi. Evet. Çünkü soğan kabuğundan içeriye, cücüğüne doğru bakıyorsun. Evet. Şimdi bu, şu mesele külliyatta bu afaki enfusi çok geçiyor yani. Fakat burada anlattığımız bu yerde ikisi beraber cevap olmuş yani. Çok kısa ve kolay yoldan terakkiyat sırrı Bismillahirrahmanirrahim içinde çok kolaymış yani. Bunu 146 Emir Dağı'nda orada okudun değil mi? Evet. İşte
enaniyet filistesini diyor. Rüzgar olması, takvim olması, harita olması, tamam mı? Kainatın. Orada altı tane var, altı tane şey zikrediyor. İnsan işte, aha, sır işte. Zaten yukarıda sır diyor. Evet. İşte hayat bahsinde de bu zerrecik vücudun, hadsiz bir vücudun enesiydi diyor. Aynesi. Aynesi ve nihayetsiz. Aynesi ve nihayetsiz bir ilmi saatiyle ikinci şey şu kazanmaya vesile. Hadsiz bir vücuttan kazanmaya vesile. Şuraya bak yani, aman ya. Şu cümleye bak ya. İçi çok bir, dolu bir cümle yani. Yani bu zerrecik vücudun, hadsiz vücudun, kainatı. Abi şu dersi anla, bak bu ders çok kolay, bence dinledik ya. Ben hani orada da anlattığımı bilmiyordum başkanım. Çok kolay gözüküyor ama bunu yapmıyoruz biz bunu yani. Niçin yapıyorum? Çok zor de. Zor bu. Ya besmele ihata etmek zordur. Yani çok zor, çok kolay. Külliyat hakim olacaksın ki bunu yapabiliriz. Evet. Yani çok zor, çok kolay. Şu Bismillahirrahmanirrahim çekerken bir içeriğini bir doldurabilsek abi, Bismillahirrahmanirrahim'de bir bereket var yani. Mesela Hüsa Hazretleri bir gün misafirleri gelmiş. Mesela 3 kişilik yemek yapmışlar. Birden 15-20 kişi olmuş. Demiş ki yemeği getirin. Demiş ben bir besmele çekeyim. Bu yemeğin bir fiyatını vereyim demiş. Ondan sonra yemek o çekmiş olduğu besmeleyle bereketlenmiş. 3 kişilik yemek 20 kişiye yetmiş. Kaç kişi geldiyse yani. Çok kısa ve kolay yoldan mesela bir insan tarikatta 35-40 sene terakki ediyor ya. Ben bir anda terakki edeyim. Böyle bir yol da var. Değil mi? Bismillahirrahmanirrahim de varmış ya. Yani. Kainatın heyeti mecmuasında külünde, cüzünde, cüzüsünde, külünde teavün, tesanüt, tecavüp ve taanüt. Bunları göreceğiz. Yani Cenab-ı Hak kainattaki sistemi birbirine bağlamış yani. Mesela bir portakal düşünelim. Ben şimdi bunu uygulayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Portakalı yiyeceğim ya. Bu portakal bir cüz kainatın içinde. Buradan ağaca geçeceğim. Ağaçtan ekolojiye geçeceğim. Ekolojiden efendim daha kainata geçeceğim. Bu portakalı yapan, bu sisteme sahip olan biri olmalı. Bunu irade etmeli. Beni nazara almalı. Abi. Bunu her şeyde bunu düşünebiliriz yani. O zaman ne olur? Kainatın heyeti mecmuasında iş yerini açarsan, bir dükkanını açacaksın, hasta tedavi edeceksin, önüm bir iş yapacaksın. Yani zerreye mesleği de öyle geçiyor ya, ya salibe-i külliye olacak, ya mucibe-i külliye olacak, ya her şey Allah'ındır, ya hiçbir şey Allah'ın değil. Şimdi bir cüz diyorsun, bir parça gibi, basit gözüküyor, bir yaprak ama o yaprağın olabilmesi için bütün kainatın kurulması lazım. Dükkanını açıyorsun ya Fikret abi, dükkanını açıyorsun, Bismillah, o dükkanı Allah açıyor yani. Bir yemek, o yemeği Allah yediriyor. Efendim, ne yapıyorsan yani, o besmele çekerken Allah'a intikal etti. Bir anda seni ona götürüyor hemen, bir anda. Gömleğini giyiyorsun, Bismillahirrahmanirrahim. Sağdan giymek sünnet, alttan iliklemek sünnet. Bir anda seni Allah'a götürüyor. Böyle bir yolmuş besmeleye. Ayakkabını giyerken, denize girerken, değil mi? Ondan sonra, yani bu anda ne hatıra gelirse yani. Ferşi arşa bağlamak nasıl oluyor abi? Lügat itibarıyla ferş yer oluyor değil mi lügatta? Yer. Arş da bu lügatını mı alacağız yoksa o alemi? Lügatını ilk önce tabii ki lügatı şey vereceksin. Yani her şeyin damı. Evet. Arş oluyor. Ama burada lügatta gitti mi böyle cılız oluyor. Evet. Ferşi yani bu küredeki insanın arş demek. Arş ne demektir? Esma-i Hüsna'ların bütünlüğünün perdesiz tecelli ettiği yerdir. Tamam, arş. Arş azam değil. Esma-i Hüsna'ların perdesiz tecelli ettiği yer arş. Onun açılımıdır kainat. Tamam. Kainat ayrıdır, şeceri hırkat ayrıdır. Kainat, arştan aşağı. Nedir arşta? Esma-i Hüsna, perdesiz tecelli ediyor. Ferş nerededir? Yer küredeki insandır. Hepsinin cemiyidir. Kainatın hulasası. Ha şimdi kainatı insan şeklinde, insanı da kainat şeklinde yapmış. Bu ilişkili devamlı.
ise bu ilişkiyi kat ediyor. Kesiyor. Bu cüz'i nazarını cüz'iyetten kaldırıp külli bakmak. Yani bir yaprak olabilmesi için kainat lazım. Ne yaptı? Cüz'i nazarını cüz'iyetten çıktı, külli bakıyorsun şimdi. Tefekkür işte bu. Bazılar soruyor ya, tefekkür nasıl yapacağız? Bir yaprağa baktığın zaman yaprağı diyor, ay be ne kadar renkli değil. Yani bu bütünsel mozaiğin içinde bir taş ya. Yani. Mesela camide var ya böyle ayet-i kürsi kalibodur yapılıyor. Belki de 50 tane taşı yazılmış. Şimdi adam çok iyi usta. Yani mermer ustası. İyi kalibodurcu. Ama Arap yazılar bilmediği için ayet-i kürsi Allahu la ilahe illallah. Yani bunu bine sıralar değil mi? Yani düzmek yetmiyor. Gider en son harfi kalibodur başa koyar. Olmuyor diye işte. Arşiv her şey bağlayamadı. Bütünseldir. Bunu şuraya taşıyacağım abi. Hani insani arşta da veçiten fikri sıralarsanız ya, bunu kopmadı. İnsanın arfi şey miracı bu. Ha, şimdi arş neydi? Arş Esma-i Hüsna'ların perdesiz tecelli ettiği yer. Bunlara ta insana gelene kadar, yaprağa gelene kadar her bir esmanın tırr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 r
geliyor, daire hayat geliyor, kürs geliyor, nefi mafi ispat geliyor, kafının tezgahları geliyor, yedikat sema geliyor, alem berzak geliyor. Peki her bir esma nedir? Orada bir hakikatini hakim, hakikatini koyuyor. Bu insan nasıl miraç yapacak? Bu hakikati ilk önce müşahede edecek. Sonra cüz-i nazarın cüziyetini çıkaracak. Sonra çıkarınca şu şey geliyor ikinci şu anda. Bu zerrecik vücudun, hadsiz bir vücudun aynısı. Hadsiz imbisat ile, inkişaf ile böyle bir vücudu kazanmaya hastalanırsın. Şimdi bu sefer bu böyle tefekkür etmeye başladı mı miracın başladı. Miraç böyle, hop binin bakalım hadi asansöre, teleferiye bindiriyoruz. Bşş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 
büyük alimler diyor ki, alimin de inbisat etmiş. Aynı zamanda inkişaf etmiş. İnsani bir miraç olur deyince, idde-inin üzerinde takke var. İyo, nokta yok o. Şöyle de şu şekilde bir terşi arşı bağlama şartı var sanki insani arşı. Evet. Yani bağlayabilirsen terşi arşa bağlamak bu besmele. Peki nasıl bağlayacak? Yani bu dersi bilmiyorsun. Bak üçü de beraberdir. Çekirdek, ağaç, meyve. Görüyor musun? Yani meyve olması için ağaç lazım, çekirdek lazım. Peki meyvede ne var meyvede? Kökteki çekirdeğin aslı var. Yok. Ha, meyvedeki çekirdek, kökteki çekirdeğin hem aynıdır hem gayrıdır. Ağaçta olan bütün esma-i hüsnanın bir kuvve insanda var. Bir kuvve insanda var. Şimdi bu insandaki bu çekirdek uyanırsa arşa taşınmış oluyor otomatik. Yani böyle kalk hadi koşalım arkadaşlar değil. Bak bir daha arşa tecelli eden bütün esma-i hüsnan var mı? Bir fiil kainatta var mı? Bir kuvve insanda cem olmuş mu? İnsanda inkişaf eden ve ettiği kadar ya küs dersin, ya arştasın, ya cennettesin. Yani zat mesela diyelim ki hakim ismi. Hakim ismi daire ilimde tecelli ediyor azami derecede her yerde ama en azami. Veya diyelim ki denan ismi, hennan ismi. Alim ve zata tecelli ediyor. Bu bende inkişaf edince ne oluyor İrfan? Oraya otomatik oradayım oluyor. O miracın oluyor o ismanla. Evet. Hani alimler der ki kürse kadar şeytan sana miraç ettirebilir. Güzel kürse bağlarsa? Arzı, şey, ferşi kürse bağlarsa yani yok şeytan, kürs şeytanın kurumunda oraya bağlarsa sana ki yapabiliyor da sana mesela namazdan huzurdan çıksın diye ulvi manalar getiriyor mesela beni. Onun peşine takılıyorum. Veriyor bana yeni. Ye bakalım. Hakikaten güzel şeyler o zaman geliyor. En güzel tefekkürler ve tuvalette geliyor. Acayip bir şey. Namussuz. Namazdan çıkaran şeyler bana namazda geliyor. Tuvalet şeyleri geliyor.
tuvaletteyken namaz şeyleri geliyor. Yani tuvaletteyim namaz şeyleri geliyor, namaz. Ona namazdayım tuvalet geliyor. Yani burada başka bir sistem çalışıyor demek. Ha şimdi miracı biz telefilemeyin, tamam mı kardeş, hadi çekiyoruz falan, tutun kemerini bağla. Onun Luna Park'larda oluyor o. Yani hangi alemde mesela diyelim ki Murat onu çok ders yapmıştı sağ olsun. Kadir ismi. Hangi semada en çok daha galip ise İsa Aleyhisselam orada. Şimdi o esma bende inkişaf etti. Yani o alemde azam bir tecelli eden esma bende inkişaf etti. Ben neredeyim? O semadayım. O zaman bu insanda ne olur? Her günü Kadir gecesi olur. Yani Miraç ne oluyor? Arş, bir daha söyleyeyim. Benim anladığım tabii. Arşta bütün isimler perdesiz tecelli ediyor. Dırrrr, kainat oldum. Burada bir hulasalandırdı. Meyve. Meyve insan. İnsan hepsi var. Var abi. Bu esma bir fiil kainatta, bir kuvve insanda. İnsanda inkişaf etti. Diyelim ki hakim dedik. Hakim ismini daire ilimde galipti. Sen de inkişaf edince ne oluyor? Bununla bu aynı oluyor. Burada oluyorsun otomatik. Yani gitmedim. Ne demek gitmedim? O öyle gitmem gitmem yok ki öyle bir şey zaten. Miracın oluyor senin. O ismanın miracı oluyor. Evliya da o demektir. Yani evliya halkın anladığı gibi küllü her böyle şey değil. Bir veya birkaç tane esmanın bizden farklı olarak biraz daha fazla mertebesine... Şuursal açılımı var. Bir şuursal açılımı var. Mesela kabili seyrediyor, tamam mı? Keşfet kubur. Kabili kirleri seyrediyor. Hani en küçük evliyalık bu yani. Kabil, keşfet kubur. Daha biraz da gidiyor vesaire. Hayretlerin adam. E sen de mesela diyelim, sokaktaki haşa bir insanla Müslümanla sen bir misin, ben bir miyiz? Yani burada tevazu olmaz. Simasına bakarsın. Namazlı mıdır, değil midir? Alevi midir, sünni midir? Yani namaz kılıyor musun? Ateist midir? Belli yani. Şimdi bu Bodrum'da namazsız namazlı belli değil mi yani? Yani ne oldu? Miracın oluyor. Sonra o namaz miracın olmuş gibi olmuş. Ha demek ki hangi alemi hangi esma tecelli ediyorsa o esma sende inkişaf etti mi o esmanın miracı oluyor. Arşi ferşe bağlıyorsun. Bağlıyor. Peki bu unvanı nedir? Biraz önce cep telefonu misal verdi. Kart ayrı, donanım ayrı, yazılım ayrı, program ayrı, içine ayrı. Ama hepsine bir isim verdi. Almanlar demiş ki handy, Türkler demiş ki cep telefonu. Başkası başka demiş. Ha, bu sistemin arş, üç tane arş, insan ve kainat. Üçünün cebine Bismillah, Rahman ve Rahim. Yani bunun unvanıdır. Şimdi abi, insani arşa çıkma bir olup ferşi arşa bağlı. Hani arş neydi? Esma-i Hüsna'nın perdesiz tecelli ettiği. Cenab-ı Hak bu sistemde yani kainat, küre arz ve mahiyeti cami, insanın mahiyeti cami ne varsa bir yerde görmek istiyor. İstiyor. O bir yerde görmenin adı Bismillahirrahmanirrahim. İşte o. Yani Allah ağaca bir fiil tecelli etti mi Esma? Buraya şey düşünün bak. Kainattır. Allah ağaçta olan dal bu dal bu olursun değil mi? Karınca mesela karınca düşün bizimki. Bu sağ taraftaki dala çıktı. Soldakileri biliyor mu? Yukarıdaki biliyor mu? Biz ancak ağacı biliyoruz. Tamam mı? Biz aynı kainatın içinde karınca misaliyiz. Böyle dev asa Bursa'daki çınar ağacını düşün İrfan'ın. Sağ tarafın bilmem detayın bir yaprağın veya bir ufak dalın orada bir karınca düşün. Çınarı bütünsel görmesi nerede? O nerede değil mi? Beni çok etkiliyor devam. Ben bir böcek görsem ağaçta ben mahvoluyorum ben. Acayip dalım. Şimdi diyorum ki bak burayı görmüyor, burayı bilmiyor. Hatta bu tarafı bildiğin kütüğün arka tarafını bilmiyor. Burayı bildiğin melekül tarafını bilmiyorsun ağacın. Yani buradaki karınca. Ben Bursa'ya gidiyor aklım o Bursa'da geçinen. Şimdi burada detay dağılı. Peki bunu bilebilir mi? Bilemez. Allah işte merhameten diyor ki ben diyor ağaca tecelli edeni bir noktada görmek istiyorum sana da göstermek istiyorum. Koca çınarı çekirdekte cem etmiş. Kainatı insana toplamış. İnsanı kainat. Hem de diyor seyredeceksin. Neyle seyredeceksin? Bana bir özellik ver. Bu merak etme kainatta bir fiil olan bir kuvvet sene sen de bir kuvveyle bak oraya diyor. O zaman insan nedir? Böyle baktığın zaman bak insan et ve kemiğiz. Toprağa gireceğiz, kefene sarılacağız. Nerede?
Cennet, cehennem insanın dışa vuruşu, gölgesi yani. Biz cemil cemil, cennet cehennem hep bizde yaratılmış. Cennet cehennem bizim gölgemiz, asıl biziz. Sen gölgenden korkuyorsun, bizim köyde oldu. Yani kahveden geliyor, gece yarısı ne kadar olmuş. Oldu, Laz hikayesi değil yani bu. Adam gölgesine takip etme lan demiş, simemi saymış. Korkmuş gölgesinden. Cennet cehennem bizim gölgelerimiz, tamam mı? Şimdi insan düşün, ben bütün kainatın hulasasıyım. Tamam mı? E peki ne yapayım? Bu zerrecik vücudum, hadsiz bir vücudum, aynısı. Hadsiz bir imbisat, inkişaf ile bu vücuda sahip olacak. Nasıl olacak? E bu derslerle, ha. Peki nedir? Arşta Allah, kainatta Rahman. Niye kainatta Rahman? Kafir mümin fark etmeden tecelli eden Allah. Kainata herkesi elma armut veriyor. Bütün mahlukatını. Mahlukatına, hepsine. Kafir mümin fark etmiyor. Rahman. Rahim ise iman edenin. Bunu fark eden de gözüküyor. Mesela şu anda Rahim gözüküyor. Niye? Kafir bunun rüyasında görmüyor senin konuştuğunu. Düşünebiliyor musun? Meyvedeki çekirdekle kökteki çekirdek ne aynıdır ne gayrıdır? O kocaman ağaç çekirdektedir. Aynı bunun gibi Allah'ın dışında yaratılan her şey insanda monta edilmiş. Böyle bir baktığın zaman, böyle bakışı nerede görecek? Ha, buradan baktığın zaman miraç oluyor, enfusi oluyor. Ama Allah canibinden esmanın zuhuratlar noktasına bakınca afaki tefekkür ediyor ki ayet-i kübranın birinci mertebesidir. İkinci mertebesine bak ki enfusidir. Rahmaniyet, uluhiyet, fettahiyet, bak neler var. Şey diye burada, esmaların tek tek tecelliyatı afaki olan, bütün esmanın komple senin ceminin hepsinin sende olması enfüs diyebilir miyiz? Yok, hepsi de var Mehmet abi. Mesela Allah canibinden bakınca farklı oluyor. Çünkü 168 işaret-i cezada diyor ki, Allah canibinden kudretin azameti altına bakarsan, Kastamonu 220'de de şöyle diyor. Bu kainatta Suriye'de zulüm oluyor, bilmem ne oluyor, Türkiye'de dolar oluyor falan. Bunlar çıkış yolunu Kastamonu'da diyor ki 220'de. Geç diyor bu kainatın olayın arkasında. Bu tür şeyler sana yakışmaz diyor dünkü derste. Nedir? Adalet ilahiden ileri bir adalet. Merhamet ilahiden ileri bir merhamet. Hikmet ilahiden ileri bir merhamet. Şefkat ilahiden de ileri yok. Yani Allah canibine şöyle baktığı zaman bu bizi ezen, ciğersiz olan hadiseler, eğer Allah benim gördüğüm gibi görse, Allah bana müsaade etmez. Bir kere bu. Yani ben ezemali, vay niye? Hani demiştik ya Bursa'daki çınar ağacında, şurada adam, şu karınca, kurumuş bir dalda, vay bütün ağaç kurumuş. Yani şu parçası kurup da senin dolaştığın yer kurup. Ama kocaca ağacın bütünseli içinde o hiçbir şey değil. Yani demek ki Allah bizim gördüğümüz gibi görmediği için ona müsaade ediyor. Çünkü o bütünsel bir mozaik içerisinde o lazım. Niçin lazım biliyor musun? Mesela kainatın içinde nakıslıkları kalkmış. Şuzuz etmiş. Nizamdan çıkmış. Yok o olmasa umumi sistemi göremezsin. Mesela kainattaki eksiklikler ahireti ispat ediyor. Nasıl istiyor? Mesela ben beka istiyorum. Var mı kainatta böyle bir şey? Yani bu yaşadığımız halinde. Karşılığı var mı? Bu dünyanın, kainatın eksikliğidir. Peki bu neyi gösteriyor? Fıtratımda olup yaşadığım dünyada yoksa böyle bir yerin olması iktiza ediyor fıtra. Demek ki eksiklik kemalatın ifadesidir. Kemalatı götüren bir yöntemdir. Eksiklik kemalatı götüren bir yöntemdir. Anlamlandırıyor. Mesela bir anda her yerde olacağım. Var mı fıtratta bu? Var. Der keder istemiyorum. Var mı fıtratta? Var. Çekirdekli var. O zaman bu ağaçta da olması. Peki yaşadığım dünyada bunun karşılığı var mı? Yok. Ha, o zaman bu eksiklik eğer istediğimiz her şey, iyi dinle burayı, istediğimiz her şey dünyada olsaydı ahiretin olmasına gerek yoktu. Ahiret yoktur. Yoktur diyebilirdi. Ateistler gibi derdi ki ahiret yoktur. Niye? Fıtratın her istediği burada var zaten. Peki fıtratında ne var da kainatta yok derdi. Doğruydu ve haklıydı. Aklım da öyle söylüyor. Ama fıtratın madem kainatın çekirdeğidir,
Fıtratımda bunlar var mı? Var. Kainat bu konuda eksiktir. Zaten 9. sözde, 10. sözde kafir Allah'ın düşmanı olması bu sırdan geliyor diyor. Niye? Benim fıtratımın iktiza ettiği bekayı niye vermiyorsun? Özür diliyorum, senin dersin şey yaptık ama. Başka kafir ne diyor? Ben diyor bela ve dert istemiyorum, ölüm istemiyorum. Ey Allah diyor, beni niye öldürüyorsun? Onun için kafir diyor Allah'ın düşmanı olmuş. Yani kainattaki noksanlıklar var. Fıtratımıza göre noksandır. Kediye göre tamamdır. Ona kediye göre eti verdin mi tamam. Sığıra otu ve suyu verdin mi tamam. İnsanın fıtratında kainat eksiktir. Bu eksiklik mükemmeli tamamlama yöntemidir. Mükemmeli gösteren bir yoldur. Çünkü mükemmeliyeti ifade ediyor. Benim fıtratımda var, yaşadığım dünyada yok. O zaman benim fıtratımda var olan bu istekler doğamda, yaşadığım doğanın bana yüklediği yazılım değildir. Darwin'in söylediği doğanın seleksiyonu efendim evrilik devrilik çevrilmesinden bizde olan değil. Eğer kainatta beka olsaydı hakikaten evrim olmuş, insana da geçmiş, evrimleşmiş. Çünkü kainatta beka var, bende de olması kadar doğal ne olabilir? Kainatta ebed var, bende de ebed var. Evrildim, devrildim, o bana yazılımı geçti. Ama kainatta beka yok. Her istediğim yok ama bende var. O zaman bendeki bu evrilme, çevrilme böyle şeyle olmamıştır. Yani daha kainatın evrilmesinden, devrilmesinden, çevrilmesinden olmamış. Ha, eğer Charles Darwin'in dün dediğimiz gibi tekamülü kastediyorsa kainatta tekamül vardır. Çünkü her şey güzel amiledir. Gübre elma oluyor, bir damla su insan oluyor. İnsan, insanı kamil oluyor. Kainatta tekamül vardır, ruhsaldır. Eğer insanı kastediyorsa Charles Darwin de evrim vardır. Kemalat vardır, kemalata doğru gidiyor. Ama bu ruhsal, bedensel değil. Çünkü bedensel bir hayatta insan insan değildir. O zaman kainattaki eksiklikler, bir daha söylüyorum, kemalatın ifadesidir. Kemal bir şeyin anlamlandırılmasına sebeptir. Yani bir yolu anlatıyor bize, tanımlıyor. Beka istiyorum, fani değil. Demek ki böyle bir yer vardır. Niye vardır? Çünkü kainat eksik. Faniliği aslında faniliğiyle bekayı gösteriyor. Evet. Tamam diyebilmek için eksik olması lazım. Evet. Çünkü nasıl niye? Biz böyle bir şeyi ahir bak eksiyiz. Kainata karşılığı yok. Ahiretin bu sürü delilleri var fıtratın. Gene ahirete intikal etmiyoruz da. Eğer fıtratımızın iktiza ettiği dünyada olsa ahireti niye geçecektim? Niye böyle bir şey isteyecektim ki? Mesela ölüyoruz. Merak etme bacım diyoruz. Ablam işte dayım abim. Ahirette beraber olacağız. Şimdi bu dünyada ölüm olmasa bunu der miydik? Demek ki ahiret, hani kainatın eksiklikleri mükemmelin ifadesidir. Mükemmelin göstergesidir. Bu şekilde gösteriyor. Ha, insan, miracı çok önemli. İnsani bir miraç olur. Ne demek insani bir miraç olur? Arşta tecelli eden perdesiz Esma-i Hüsna'la bil fiil kainata tecelli ediyor. Arşın altında cennet, cehennem var. Daire-i ilim daire. Bir kuvve insanda var. Ha, üç. Arş, kainat, insan. Bu arş, ağacın kökündeki çekirdek. Kainat, ağaç, insan, kainatı meyvesi. İnsanda bu meyvede çekirdek var mı? Arşın bir tamamiyası var. Arş ve ferş. Bunu nasıl miraç olacak? İnsanın içini ameliyatta açtık, harita oldu. Ulan bir o haritaya beton döktük, kainat oldu. Bu insani miraç, yani kainat bu. İnsanın insanla alakası yok mu? Büyük insan bu. İnsani miraç olur. Yani insanın içsel alimi açılsa, 1/1 milyon harita bizzatı yapılsa, küçültülmüş modeli, insanın içini doldursak, yapsak, kainat olacak. Ha, işte ferçteki bu hulası olan meyveye deniliyor ki aslın bu kardeşim. Tamam mı? Tamam. Aslın bu, enen değil. Yani bu kainat. Şimdi sen hadi bakalım bu zerrecik vücudun, hadsiz bu vücudun neyse o devam et. Aynısı. Nihayetsiz bir nihayetsiz esmalarla
İnbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya, hadsiz bir vücutta, şurada bir sürü vücutları kazanmaya vesile. İnsan. Bu sefer miracını tamamlıyor ama oturduğun yerde. Gelayetçi ne diyor? 90 sene terakkiden sonra diyor, yani böyle oturduğu yerde arşta diyor Esma'yı müşahede etti diyor. Azamet-i İsrafil'in azamet heykeli müşahede etti diyor arşta. Böyle oturduğu yerde. Seyretmiyor muyuz? Oturduğumuz yerde, uyuduğumuz yerde gitmiyor muyuz? Fikir gitmiyor muyuz? Aynen. Ona dönüşmüyor muyuz? Neyi düşünüyorsan, neyi hayal ediyorsan ona dönüşüyorsun. Böyle oturduğu yerde terakki ediyor. İnbisat etmiş. Bakıyorsun 60 kilo adam. 90 kilo ama ötelerde. İnsani bir miraç oluyor. Oradaki takke konunca bu insan değil, büyük o insandır. Enaniyet filistesini dedi. Enaniyet filistesini 146 Emirdan'da diyor. Ruznamedir, takvimdir, hulasadır, haritadır. O donsa, o harita, bir bölü bir milyon, tamam mı? O harita demek ki bir milyon şeyi bir santimetrede gösterilmiş demektir. O harita bizzat yapılsa Bodrum olur. Buradan İstanbul olur. Ama haritada İstanbul'da Bodrum bu kadardır. Bir milyon defa bu küçültülmüş demektir. Bir de ona toprak betonu döksek İstanbul yolu olur. Ha, insan insan işte. Bunlar miracı ne olur? Ya otobüste gidersin, ya trenle gidersin, ya gemiyle, ya uçakla gidersin. Bir veya oturduğun yerde mesela nereye hayal ettin? Ona dönüşmüyor musun? Mesela evine gidiyorsun, bakın evinize gidin. Anında say, bütün aletleri yaşıyorsun. Biraz da ileri gidersen artık orada bedensel değilsin de onları görüyorsun. O seni görmüyor. Hani şeyler gibi, cinler gibi, ruhaniler gibi. Öyle seyrediyorsun. Biraz 70 kat daha bu düşünce ve hislerin kalitesini şey yaparsan hayal ettiğin, düşündüğün yerdesin. Keselim mi yoksa bitti mi? Bitirecek. Sen bilin. Bitirecek mi? Devam edelim ama. Tamam. Şimdi bitireceğin zaman şey yap, bana bir paslar. Şimdi bundan sonra dayatı yıkılır. Şu anlattığım şekilde afaki ve enfüzü terakkiyat kolay bir şekilde besmelede var. Diyelim ki ben bunu anlamadım yani. Hakikaten zor bir şey yani. Mesela evet defalarca bu dersi yaptık, dinledik ama hiç besmele çekerken uyguladık mı? Yok, uygulamadık yani. Şu nerede heyet-i mecmuasında cüzde külde cüzde kül gördük o teavünü, tesanüdü, küre-i arzda gördük. Efendim mahiyetini gördük. Yapamıyoruz. Şimdi bunun bir de geniş bir açılımı var. Ben Mesnevi Nure'de 181'den okuyorum. Şimdi bu felsefede hani bu böyle kişisel gelişimle böyle şey dedikleri, enerji dedikleri, kendini keşfet, kendini ortaya koy. İşte sen şöylesin, sen böylesin. Sen işte ümitsizliğe düşme. Efendim ortaya bir hak, kendini çıkar diye şeyler oluyor. Bu ders onun da bir İzahı olacak yani. Ben, Allah beni yaratmış. Allah beni yaratmış, benden istemiş olduğu murad-ı ilahiyi ben nasıl ortaya koyarım? Mesela bir tavuk düşünelim. Tavuk ne yaparsa Allah'ın efendim razı etmiş olur. Yumurtayı en iyi yaparsa, solucanını güzel yerse değil mi Fikret abi? Vazifesini en güzel yapmış olur. Yani efendim bir kedidir, bir koyundur, bir inektir. Vazifesini mükemmel yaparsa bu kalıbının, vücudun hakkını verir. Peki insan ne yaparsa bu kalıbının, vücudun hakkını verir. Bununla alakalı Mesnevi Nure'den bir yer. Kader her şeye bir miktar ve o miktara göre bir kalıp vermiştir. Feyyaz-ı mutlaktan aldığı feyzi olan kabiliyeti o kalıba göredir. Malumdur ki dahilden harice süzülen cüz-i ihtiyarı mizanıyla bir, ihtiyaç derecesiyle iki, kabiliyetin müsaadesiyle üç, hakimiyeti esmanın nizam ve tekabülüyle dört, feyiz alınabilir. Şöyle yazayım ben. Yani Cenab-ı Hak beni yaratmış. Ben ne yaparım da bu beni yaratmış olduğu kalıbın hakkını vermiş olur. Bunun dört taneymiş. Bir,
dahilden harice süzülen cüz-i ihtiyarı mizanı bir, iki, ihtiyaç derecesi. Üç, kabiliyetin müsaadesi. Dört, hakimiyet-i esma. Tekabülü de. Kendini ortaya koyabilir misin? Kendini geliştirebilir misin? Yani ben ne yaparsam kendimi geliştirebilirim? Ne yaparsam kendimi ortaya koyarım? Allah beni yaratmış. Benle alakalı murad-ı ilahi ortaya çıkarım. Dört taneymiş. Bir, dahilden harice süzülen cüz-i ihtiyarı mizanıyla. Ben nasıl kendimi ortaya koyacakmışım? Cenab-ı Hak'tan böyle azametlerinde feyiz alacakmışım. Cüz-i ihtiyarım bir teraziymiş, mizanmış. Bu teraziyle dünyevi işleriyle, ameli işleri tartacakmışım. Doğru tartılması nispetinde ben kendimi ortaya koyabilirmişim. Üstad Hazretleri cüz-i ihtiyarı bir silah diyor. Hatırlarsanız, değil mi? Cüz-i ihtiyarı bir silahmış. Şimdi bazı silah olur ki beylik tabancası olur. Bazı olur ki uzun namlulu olur. Bazı olur ki uçak savar olur. Füze olur. Efendim, uzun menzilli bir silah olabilir. Bir top tüfek olabilir, değil mi? Bu cüz-i ihtiyarı silahını kullanman nispetinde sen kendini ortaya çıkaracak mana ve feyzi Cenab-ı Hak'tan tabir yerindeyse vurabilir misin, alabilir misin diyelim yani. Bu cüz ihtiyarı kullanmak çok önemliymiş. Bir, iki, ihtiyaç derecesi. İhtiyacını hissetmek, kendini ortaya koymanın, efendim, Cenab-ı Hakk'ın murad-ı ilahisini göstermenin, ikinci madde ihtiyacını hissetmek yani. İman hakikatlerine, hakaiki imanın Kur'an'a ihtiyacını hissetmek. Üstad Hazretleri sunarda bir misal veriyor. İnsanların bir şeye göstermiş oldukları ilgi, alaka, rağbet, kemale göre değildir diyor. İhtiyaca göredir. Misal veriyor. Mesela o zamanki misal, insanlar saatçiye mi daha çok, yani 1900'lü yıllarda saat çıkmış ilk defa. Saatçiye mi daha çok rağbet ediyorlar, yoksa bir hocaya mı diyor. Tabii ki saatçiye o zaman, değil mi? Halbuki eğer bir kemale göre efendim insanlar bir işle uğraşsaydı hocaya gitmeleri gerekirdi. Medreseyle, mekteple uğraşmaları gerekirdi ama saatçiye fazla değer gösteriyor. Saatçiyle münasebet kuruyor. Mesai saati. Neden? Çünkü saate ihtiyacını hissetmiş yani. İnsanın kendisini ortaya koymanın ikinci bir maddesi neymiş? İhtiyacı hissetmek. Hakaiki imani ve Kur'an. İşte buraya ihtiyacımızı hissettik. Değil mi? İstifade niyetine geldik. Kendini ortaya koymanın, kendini keşfetmenin bir tane derecesi de buymuş. Bir maddesi. İhtiyacı hissetmek. Efendim abi. Üçüncüsü, kabiliyetin müsaadesi. Evet. Buna ne diyebiliriz Erhan abi? Ne? Kabiliyetin müsaadesi. Demek ki insan istatla kabiliyetlerini inkişaf ve inbisat ettirebileceği ortamlarda bulunmalı yani. Kabiliyetin müsaadesi. Mesela hiç top oynamamış veya hiç yüzmemiş bir insan düşünelim. Değil mi? Sen bir takıma koyduğun zaman veya bir suya koyduğun zaman o kimse çırpınıyor. Çırpınıyor yani benim gibi. Heyecan yapıyor, kasılıyor. Evet. Demek ki kabiliyeti müsaade etmesi gerekiyor. Demek ki insan hakaiki imane ve Kur'an'ı kabiliyeti var ya, kabiliyetinin müsaade etmiş olduğu işi yapmalı ki insan Cenab-ı Hak'tan feyiz alsın yani. Değil mi? Evet. Dördüncüsü de hakimiyet-i esma. Kendini ortaya koymak, kendini ifade edebilmek. Mesela bunun bir şartı da neymiş? Bir maddesi. Sendeki hakimiyet-i esmayı fark edebilmekmiş Mehmet abi. Cenab-ı Hak bütün mahlukatı yaratmış. Hepsinde bir isim asıl. Diğer isimler ona tabi.
Mesela güneşte Cenab-ı Hakk'ın nur ismi asıldır. Diğerleri ona tabidir. Toprakta hafiz ismi asıldır. Diğerleri ona tabidir. Azrail'de mümit ismi asıldır. Diğerleri ona tabidir. Hızır Aleyhisselam'da batın ismi asıldır. Diğerleri ona tabidir. Bu her şeyde böyle olduğu gibi bir insanda da böyle. Mesela Allah seni yaratmış, sende bir isim asıl. Senin kendini ifade edebilmen, kendini ortaya koyabilmen, murad-ı ilahi gerçekleştirebilmen için bir maddemiz de neymiş? Kendindeki hakimiyet-i esmayı bulmak yani. Bu çok önemli, şu hakimiyet-i esmayı. Hepsi önemli de bunların neticesinde bu olacak yani. Yani cüz ihtiyar silahını, teraziyi düzgün tutarsan sen ihtiyacını kabiliyetinin müsaade etmiş olduğu yerlerde kullanarak hakimiyet esmanı. O zaman bulabilirsin. Ben hakimiyet esmamı nasıl bulacağım? Buna iki tane noktayı nazar. Bir, geçmiş hayatımıza bakacağız Mehmet abi. Ben geçmiş hayatımda ne yaptım da Allah beni hayırlı işlerde muvaffak etti? Ne yaptım da muvaffak etmedi? Hakimiyet-i esmamızı bulacağımız bir noktaya nazar var. İkincisi de Risale-i Nur'da daha fazla okunması hoşumuza giden, ders yapılması hoşumuza giden yerler var. Hakimiyet-i esmanı bulmanın bir yeri de o Hasan abi. Hakimiyet-i esmanı şuna insan bulsa, şunu tespit etse, vereceği hükümler, vereceği kararlar, yapacağı işler buna göre olacağından dolayı kesinlikle o insanın morali bozulmaz, canı sıkılmaz, öflemez, püflemez, hiçbir hastalığı olmaz yani. O esmanın gözüyle baktığı için... Evet, Allah onu öyle yaratmış çünkü. Evet. Mesela tavuk yumurta yapmaktan lezzet alır, fıtratı bozulmadıysa yani. O zaman ben hakik imanı ve Kur'aniyle efendim iştigal ediyorsam, değil mi? Allah beni öyle yaratmıştı. Ben bu esmamı külliyatta böyle okunması, ders yapılması, hoşumuza giden yer herkesin farklı. Bir de geçmiş hayatımıza bakacağız. Bizim bu bütün sıkıntılarımızın gidermenin bir yolu hakimiyet esmayı bulmak yani. Bir tane doktor varmış. Daha yani bir münasebetle anlatmıştım. Ailesinin çevresinin telkinatıyla doktor olmuş. İşinde de çok başarılı olmuş. Profesör olmuş. Fakat her defasında ifade edilmiş, ya benim bende bir sıkıntı var diyormuş ama ben bunu bir türlü tespit edemiyorum. Bir gün bir arkadaşı, doktor arkadaşı gelmiş. Buna demiş, ya gel seni ben bir konsere götüreceğim. Ya ben bugün çok çalıştım demiş. Gelmeyeyim. Gel demiş ya. Bunu bir ney konserine götürmüş bu doktor Hasan abi. O profesör olan doktor, bak yıllarca çalışmış. O konserden sonra doktorluğu bırakmış, neyzen olmuş abi. Demiş işte benim aradığım bu demiş yani. Şimdi doğru işi yapmak, kendini ortaya koymak, ifade edebilmek. Hani o demin demiş kişisel gelişim kitaplarında kendini keşfet, kendini ortaya çıkar. İçindeki de şu yaptın. İçindeki atapotu ortaya çıkar abi. Şeyi bu. Bizim şerif lisandaki mislimi gibi bir formülü bu. Dahilden harcı sürülen cüz ihtiyarı mizanını ayarlayacağız. İhtiyacımızı hissedeceğiz. Kabiliyeti müsaade ettiği yerde hakimiyet esmanın tekabülüyle nizam hakimiyet esmanın nizam ve tekabülüyle Allah'tan feyiz alınabilir. Kendimize birinci de yani birinci sözdeki yerde enfüzi ve afaki terakkiye Cenab-ı Hakk'a bir anda gitmek kısa yoldan. Bu da ben nasıl kendimi ifade edip ortaya koyabilirim? Allah beni yaratmış. Bu maddi manevi cihazatın hakkını veririm. Buydu yani. Bitti mi sen? Evet. Sen şey istiyordun. Sen bize ne yapacaksın bu dersin? Hulasasını mı veya noktayı nasıl? Ben de merak ediyorum bakayım ne diyeceksin. Şimdi Murat abinin 14. Levan'ın ikinci bakabını alakalı zahir batın dedi ya abi. Ben Murat abiye katılmıyorum. 14. Levan'ın tamamı batındır. Biraz önceki sorduğum soruların verdiğiniz cevapların hepsi batındır. Benim söylediğim. Hem senin anlattıkların, hem Murat abinin anlattıkların. Neden böyle bir kanaata vardın? Çünkü birinci sözün arkasına eklenmesinden bu kanaata vardım abi.
Birinci söz zahirdir. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bunu defalarca siz de teyit etmişsinizdir. Hayatınıza denk gelmişsinizdir. Bir kişi bir defa elinde bir küçük sözler geçmiştir. Ondan sonra demişsindir ki ya çünkü Risale-i Nur okudun mu daha önce? Evet okudum. Ne okudun? Ya küçük sözler vermişlerdi bana, bir okumuştum onu. Aklında bir şey kalmış mı? Evet, bir asker vardı, gidiyordu. Ondan sonra işte şeyin sahibinin ismini alırsa rahat geziyordu. Gezmezse işte ya da bir işte asker vardı, gidiyordu şehir ahalisinin yerini değiştiriyordu falan gibi ifadeler duyuyoruz. Bu yani ilk Risale-i Nur'a muhatap olan kişinin zahiri olan kısmı. Bu bir. İkinci olarak abi, birinci sözün başında biz kelimesi var. Şöyle oturayım. Bunun yerine geçelim abi. Sen yerine oturuyorsun. Gel abi. Ben şöyle oturayım. Gel abi. Bu hani ilk zahir olduğu için insanlar ona muhatap oluyor. Zahir olduğu için. Bir de sizin de dikkatini çekmiştir. Nasıl yorumluyorsunuz bilmiyorum ama. Birinci sözün başında şöyle bir kelime var. Zahir olduğunu ispatlamak için. Bismillah her ayın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Biz kim abi? Yani biz derken neyi kastediyor? Biz dedikleri maneviyatta ve kaygı alemde nasip olan kişiler. Sizler var ya, işte bu biz meselenin hakikatine vasıl olmak isteyen, miraç yapmak isteyen kişiler var. Onlar biz kavramının içerisindeler. Biz de ilk önce zahirden yürümemiz gerekiyor. Nedir zahir olan? Bir işte seyyah var. O zaten nefsimizdir. Onu zaten birinci sözün içinde kendisi bahsediyor. Bir biz kavramı. Abi. Seyyah var. Bu çölde gidiyor. Zaten bunu kendisi de üstad şey yap, kendisi tabir ediyor bunları. Seyyah var, şey var. Bu seyri sülük külliyatın zahiridir. Bu külliyattaki bu zahirin arkasına, yani ben şunu sordum. Hani 14. Leman 2. makamının burada ne işi var? Bu soruyu ben çok sordum yani. Ne oldu ki yani? Tamam, yerinde dursa ne olurdu ki? Külliyat okuyan bir adam zaten oraya varırdı. Birinci cüzün arkasına üstten ilk giriş şeyine, sözlerin giriş kapısına zahir ve batını birlikte koyuyor. İlk önce zahiri koyuyor. Ben hani o noktada dedim abi, birinci sözün 14. Leman 2. makamındaki birinci sır da zahir ve batın yok, ben anladığım orada defalarda okumuşum. Orası baştan sonra batındır abi. 14. Leman'ın 2. makamı. Zahir olan kısmı birinci sözdür. Birinci sözün altı 14. Leman'ın 2. makamıyla beslendikten sonra zahir ve batın cem olur. Bir de 14. Leman'ın 2. makamında saydığın şeyler, mesela birinci sıraya demiştin ki abi, terakki. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Aklımda kaldığı kadar. İkinci sıraya demiştin ki marifet. Bunlar neler? Bak, miraç bu. Yani batın yolculuğu başlıyor. Bu batın yolculuğun önünde, bu bizdeki batın yolculuğu yapacak kişilerin başında önce seyyah olacak bu adamlar. Hepimiz buyuz. Ondan sonra biz olmaya karar verdik. Biz kısmı var ya, biz kısmına eğer karar verdik, ilk önce bundan başladık, seyyahı konuştuk. Seyyahtan sonra bire başladık. Ne zaman ki biz zahirden batını gördüğümüz zaman, hakiki manada terakki o zaman başlıyor ki bizatihi şeydir, batındır. Ondan sonrası üçüncü olan çok ilginçtir yani. Üçüncü soruda çok ders okunan yerlerden birisi değildir. Çünkü şuunattır abi. Üç. Şuunattır. Üç. Ben okuyayım, hiç görmedim. Hiç kimseyi görmedim yani. Genelde bir okurlar. Böyle hani çok açıkmış gibidir. Bir de komplekstir de. Üç çok enteresan. Üçüncü sır. Üç, altı hiç okunmuyor. Evet. Bir de şudur. Seyyahın şeyinde, meselesinin, hikayesinin sonunda o üçüncü paragraf olsa gerek Allah alem. Aciz-i fakir en makbul bir şefaatçi yapar diyor. Bu da nihayettir. Evet. Altı aciz-i fakir. Evet. Dört, beş. Aynedanlık, muhatap. Evet. Muhatabiyet. Bu zaten miracın süreci bu. Aynedanlık. Neye aynedanlık? Aciz-i fakir. Aciz ve fakirle ayrı darlık.
süreç bu. O yüzden ben hani bu mesela dersi sunsam böyle sunardım. Tamam, benim fikrim bu yönde. Diyeceğim budur ama. Maşallah. Şey çok hoşuma gitti. Yani başlayana çaktırmadan çakıyor ne? İkinci zahir. Evet. Besmele'nin. Bunu herkes yapması lazım. Yani zahiri herkes bir halledecek ha. Başka türlü olmuyor. Sonra işte ikinci makam işte. Ama mesela şu an bir nur talebesine bile deseniz abi, yani yıllardır nur talebesine bile deseniz, bana birinci sırdan birkaç cümle söyle deseniz hatırlamaz. Ya da ikinci sırdan birkaç cümle söyle bana. Yani ben peşim ama birinci sözü kime sorsan anlatır. Ezber gibi. Ezber gibi. Ondan sonra ayetleri de ezberebilirler. İşte ya nâr kûlü berden ben selâma. Ondan sonra Ba'asekel hacer nasıl? Ve kulladır ba'asekel hacer. Yani ayetler. Ondan sonra zikir, şükür, şükür. Çok önemli ikinci şey. İkinci şey böyle bize girmek isteyen varsa eğer biz kavram içerisinde ben zahirle de meşgul olduktan sonra bağdım. Ben bunu 6 tane iman esasına uyum şey yaptım. Evet. Karşılaştırdım. Birincisi hangisine denk geliyor? Amentü billahi ve melaiketi ve kütübihi. Böyle sen de bir yapmıştın galiba. Evet abi. Mesela şöyle sıralayabilir miyim? Buna iki tane noktayı, iki tane noktaya nazarımız vardı bu. Hem altı iman esasına bakıyor demiştik. Hem altı esmaya bakıyor demiştik. Bak çok ilginç oldu. Abi. İki tane. Şimdi bunu önce İmam Ali radıyallahu anh'a göre yapmıştık. İmam Ali radıyallahu anh'a göre ferdün. Bu ferde bakıyor. Bu hayya bakıyor. Bu ferdün hayyum kayyum. Bu hakeme bakıyor. O oradaki şeye göre değil mi? Evet. İmam Ali'ye göre. Bu ferdüne göre şimdi yazacağız abi. Hakemin adlı. Bu adle bakıyor. Bu da Kuddüs. Şimdi İmam Ali radıyallahu anh'a göre sıralama bu. İmam Ali radıyallahu anh. Üstada göre sıralama şu abi. Ne yazayım? Bu tarafa yap. Heh. Üstada göre sıralama bu Kuddüs. Bu adam. Bu hakem. Bu fert. Hayır. Bu hay, bu da kayyum. Üstad'a göre sıralama bu. Mesela ne? 30. lamada hiç kimse sormuyor. Ama hepimizin ağzında ferdun aleykümler günahdın kudursun. Ama ilk önce Kudüs var. Evet. İzah edeyim. İmam Ali radıyallahu anh'a sıralama bu. Yani İmam Ali radıyallahu anh, ondan sonra Besmele'deki açılımı önce bu isimleri görmüş. Üstad'dır bu isimleri görmüş. Mesela size sorsam desen ki sizin sıralamanız da farklı. Mesela benim kendi sıralamam da farklı. Daha önce biz karşılaştırmıştık. İkimizin de farklıydı gene. Farklıydı. Şimdi Mehmet abi mesela bu meselenin üzerinde ödüyorsa, o da çıkarsa 12 de farklı olacak. Peki burada bu farklılık neden? 24. sözde. İşte birinci ve ikinci dal. Oraya diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatına, rahiyetine, saltanatına bakan isimlere var. Yapılan izahlar bu üçünden birinin o kişide galip gelmesiyle. Galip esma neyse benim derslerimde o hakim oluyor. Sonra evet. Aynen bu zaten. Evliyalar esasatta ittifak ettikleri evet. Zaman diyor bu kadar ayrılık niye diyor? Evet. Evet. Mesela şimdi ben geçsem mutlaka şirkte dönüşür elim. Evet. Yani mutlaka lite yaparım. Yani kainatta mutlaka 6 tane alem var ya. Mesela mecul var. Kabuk hafisem var. Arş-ı azam var. Nef-i mahfuz var. Arş var. Kürs var. Alem-i şehadet var vesaire. Mutlaka irtibatlanırım. İnsanı getiririm. İnsanla dima, 7 mertebe. Bunu 6 iman esasına baktırmıştık. Ha onu da şey. Onları da yazayım. Şöyle. Ben çok antika bak iman esası. Çünkü sır diyor buna. Evet. 6 tane iman esasına nasıl bakıyor? Şu marifet bu Allah'a imandı. Allah'a iman. Şu muhatabiyet ismi hakem bu kitaplara iman. Zaten bunu açık olarak söylüyor bu ismi hakem bahsinde. İsmi hakem kainatı bir kitap hükmüne getirmişler. Evet. Bu açık yani bu. Şey kaldırmaz yani. Kitaplara iman. Bu çok ilginç bir şey. Evet. Yani bu kesinlikle şaşmaz yani. Sır dediği için. Şuna bu haşire bakıyor. Cenab-ı Hakk'ın azamet derecede bu şeyi haşirde gözüküyor. Şu ailedarlık adım bu şeye bakıyordu. Kader. Kadere iman. Şu
Melaikeye imanla. Melaike. Şurada peygamberlere. Sıralamayı ben böyle yapmıştım. Bilmiyorum sizinki nasıl davet de. Ferdi melaikeleri niçin yapmıştım? Şimdi şöyle. Bu tabii ki şu anda o ders değil. Ona yoğunlaşmamışsın evet. da. Evet. Ama hatırlarsın. Evet, şöyle hatırlıyorum abi. Bunu mesela insan terakki edince hani peygamberlerin gönderilme şeyi neydi? Meleklere benzemekti değil mi? Yani melekler sırf Allah'ın dediklerini yapıyorlar. Hani ben melek olayım değil. Burada bir teşbih yapılmış. Allah'ın ne dese Allah onu yapıyorlar. Tesbihde, zikirde. İnsan terakki edince melaikeye benziyor yani. İbadet cihetiyle, emir dinlemesi cihetiyle. Bu. İkincisi marifet. Allah'a iman. Kısa olarak olarak. Şuurat, bu haşir. Bu da şey açık olarak Cenab-ı Hakk'ın şuuratı azamet edici. Orada gözüküyor. Rahmetin en büyük delili haşirdir. Kainat, kayyumiyetle haşirle ayakta duruyor değil mi? Bütün sistem ona çalışıyor. Muhatabiyet, kitaplara iman, kitaplara en azamet derecede kitaplara imanla, kitaplarla muhatap olmak. Bu tarafa doğru bakarsan, dördüncüsü hakem, evet. Kitabı. Ben bakayım ustad hakemi nereye koymuş? Evet. O zaman o sıralama değişecek. Şöyle çok güzel abi, ben önce İmam Ali radıyallahu anh'a göre anlattım. Şimdi bu tarafa gelelim. Gel. Şimdi... Şu anlattı bakış açısı çok önemli abi. Şu anda değişecek bu. Evet şu anda değişecek. Ne? Mesela ondan farkımız oldu. Kur'an-ı Kerim'de mesela Nebiyyin diye bir ayet var. Nebiyyin bir ayete göre Nebiyyün okunuyor. Mesela Ülaike humül müflihun bir kıraata göre Ülaike humül mühtedin okunuyor. Mesela Amene Resulü'de ve kütübihi bir kıraata göre ve kitabı okunuyor. O zaman mana değişiyor. Şimdi bunun aynısı bu noktayı nazar külliyatta da var ya. Yani. Değişik o münasebet kurma noktayı nazarları yakalamak gerekiyor. Yani demin İrfan abinin söylediği diğer derslerde bizim size anlattıklarımız bunlar mananın içinde yani. Bunlar hani yanlış değil, eksi şey değil, noktayı nazar bu yani. Bak ne olacak işte tane. Bak. Şimdi Peygamber Hazretleri İmam Ali radıyallahu anh matabiyetin efendim ismi hakemle azamiyet derecede olacağını söylerken üstad ismi fertle söylüyor. İsmi fert neydi? Vahid ve ehadi içine alıyor. Yani Üstad Hazretleri diyor ki Allah'a muhatabiyet Kur'an-ı Kerim'in tamamıyla da olur. Bir Fatiha ile de olur. İyâken abidu ve İyâken esteyn ile de olur yani. İsmi fert bunu alıyor. İmam Ali radıyallahu anh da ismi hakemle olur diyor. Allah'a muhatabiyet en azamiyet derecede. Bunun Ümmet-i Muhammed işte besmele yapıyor. Peki yap iman esaslarını tık koy. Oraya koy bakalım. Buraya mı abi? He oraya koy. Kudüs peygamberlere iman mı? Şimdi şöyle. Bak şimdi. Evet. Şuraya bak. Altı arz ve fark mı? Evet. Kudüs'e peygamberlere iman. Peygamberlere iman. Şöyle yap. Kudüs'e peygamberlere iman. O zaman birinci sır ne oldu? Peygamberlere iman oldu. Evet. Şimdi defterimizde çalıştık. Diyelim ki ben 6'ya koydum, sen 1'e koydun. Evet. Bunun bir izahı var, neden 1'e koydun? Evet. Yani bu işte. Evet. Eksik değil. Bu izah edilmezse evet. O şey yok. Yani. Noktaya nazar abi. Koy oraya abi. Abi neredeydi? Kader. Bak kader. Neden bunu sordular? Neden? Burada çünkü insan anlatılıyor. Kaderde noktayı merkezi insandır yani. İnsandır. Evet. Çünkü kaderin nizalarına bakın külliyatta. İnsanı tarif ediyor, insanı anlatıyor. Allah insanı Rahman suretinde yarattı, o insanı anlatıyor yani. Evet. Bu kaderde noktayı merkeziye insandır yani. Kaza kaderle insanı nakışlamış. Şuraya yazalım. Ve hakem neydi? Hakem neydi? Kitaplar. Kitaplar ne oldu? Şunat. Evet. Değil mi? Şunata üçe çıktı o. Evet. Şu fert, melaikeler. İsmi hay, marifet, şey, Allah'a iman. Allah'a iman. Şu da neydi? Haşir. Haşir. Şimdi bu üstada göre, evet, İmam Ali radıyallahu anh. O zaman şu yukarıya böyle kırmızı kalemle, şu ikisine, soldaki ikisine çentik yapıyorsun. Evet. Ustada göre, ama çentik yap böyle. Şöyle mi? Yukarı doğru şöyle. Böyle. Şöyle yapayım ben. Oraya şey yapayım. Şöyle yaparsak yani ne oldu?
Bak şöyle abi. Şimdi bir, ustada göre esmalar ve iman hakikatleri. Esmaların dizilişi ve iman esasları. Şimdi buraya da şuraya İmam Ali Radıyallahu anh. İmam-ı Ali Radıyallahu anh göre esmaların dizilişi ve iman esasları sıralaması. Bu da birinci sözdeki sırlar. Sırların sıralaması. Yani besmele'nin 1000 tane sırrından 6 sıra. Evet. Yani bu sefer diyelim ki bunu kartpostal yapılabilir. Güzel bir şey çıkar. Bunu çekersiniz. Mesela birinci sözdeki sırların sıralaması İmam Ali'ye göre karşılığı bu geliyor ama şöyle dizilmesi de güzel oluyor. Ben bu işlerle biraz titiz olduğum için şöyle bu yaptım ama neyin nesidir? Bu şeydeki birinci sözün sırları var ya abi. Bir şeyim vardı ya, bir tefekkürüm vardı, kimseyle paylaşmadım ondan sonra. Bu şeydi. Ona o kadar güzel oldu ki. He? Şu. Şimdi üstada göre böyle, üstadına göre. Sırlar var ya şu terakki marifeti tasnif etmişsin. Yani çok hoşuma gitti yani böyle. Şimdi bu üstada göre ya şu. He. O İmam Ali Radıyallahu'na göre bir de ulema-i zahir ve batın var. Ah, Murat Dursun'a göre. Evet, o da değişiyor abi. Yürüyorum bak, fevkalade bir tablet. Nedir o? Bunu çeksen defterine, kaydetsen, uçmazsa bu. Birinci sözü okurken, baksan, çünkü bu sen yapmamışsın, çünkü 30. ulemada Kudüs, Ab, Hakem, Ferd, Haykayım. Böyle yazılmış. Ama Cevşen'de okurken Ferdin Kayyum'un Hakim'in adını Kudüs'ün. Okuyoruz ya Cevşen'de böyle. İmam Ali'ye göre böyle sıralanmış. Bakın o sırları okurken hakikaten birinci sırda ne anlatıyor? Hangi isme denk geliyor? İman esasını. Abi barda dairesinde noktayı nazar olacak. Hani biz bunu yaptık ya. Bunun aynısını Hulusi abi yapmış üstada yani. Aynısını. Yapmış ama mı? Daha değişik. O kendi anladıklarını söylemiş. Demiş herhalde demiş. Barla'da aynı mektup var öyle. Böyle ha? Evet. Hulusi abi birinci bu 14 ulemanın ikinci makamını okumuş. Biz nasıl böyle anlattık? O da anlatmış yani üstada. Birinci sır. Melaike. Ben mesela diğerlerini yapmıştım da falan. Birinci sırın melaikeye baktığını böyle baktıramadım yani bir türlü. Bu hani demin demiş olduğum insan meleklere benziyor ya. Melek nasıl meleklere benziyor? Melekler emre muhalefet etmezler ya. Eğer insan enfüsi ve afaki tam terakki ederse melek oluyor. Bunu Hulusi abi söylüyor yani. Ha. Öyle mi? Evet, aynen o söylüyor abi. O benim cümlem değildi yani. Onun cümlesi. Emre muhalefet etmezler. Evet. Bu öne çıkan sıfatlar olduğu için insan enfus ve afakı cem etse evet, muhaleflere imana bakar diyor. Evet. Bu bizden hiç düşünmüş müydünüz abi? Abi bizi şöyle bu İhlas Risalesi'nde sizler ve bizler diyor. Bir de orada var evet. Şöyle sizler demesi. Sizler ve bizler. Bizler. O anki Üstad Hazretleri ve talebelere. Sizler ve bizler değil mi? Şu an biz burada, biz. Siz kim? Siz bütün nur talebeleri. Yani sizler, üstad diyor, sizler bütün nur talebeleri, bizler. Evet. Kaç tane Üstad Hazretleri zamanında talebeleri var? Onlar biz oluyor. Sizler, yani kendisinden sonraki sizler ve bizler Mehmet abi. İnsan-ı Kamil ismine layık, şahs zamanı aldı. İnsan-ı Kamil kim? İnsan-ı Kamil bu 11. lemada geçiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Evet.
Allah nasıl Celle Celaluhu tanınması gerekirse tanıyan, bilmesi gerekirse bilen, ibadet etmesi gerekirse eden, korkmak gerekirse korkan, birine bir şey anlatmak gerekirse en mükemmel anlatan. Oymuş yani. Bir adam var dediysen işte o bu. İşte o zattır, o zattır, o zattır diye mektubatta abi. İnsan-ı Kamil Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın her asırda hani gölge demeyeyim de biraz uydurukça oluyor, iz düşüm diyelim hani. Gölge çünkü aslının şeyini tutmuyor. Onun bir naibi var, bir vekili var. Aslının imamı dediğimiz değil mi? Her asırda o insan-ı kamilin bir gösteren var yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti, manevisi, manevi saltanatı devam ediyor. Şimdi bu insan-ı kamil ismini eskiden bir şahıs gösterebiliyormuş İrfan abi. Genel Hazretleri değil mi? İmam Rabbani Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri bir kişi gösteriyormuş. Fakat bu zaman ferdiyet zamanı değil, cemaat zamanı. O insan-ı kamil ismine layık. Değil mi? Şahs-ı manevinin azalarak. Yani birisi cemaat içinde göz gibidir, kimisi kulak gibidir, kimisi el gibidir, kimisi ehli muhabbettir. Sizler ve bizler, yani o anki Üstad Hazretleri ve talebeleri ve sonra gelecek talebeler ancak insanı kamil özelliğini gösterebiliyorlar yani. Öyle orada bunu yazdınız mı abi? Ben sileyim bunu. Böyle yazıyor. Ben de yapayım. Bunu kart şeklinde yapmayı düşünüyorum. Şimdi orada hatırlarsanız üç tane misal veriyor. Üç tane misal veriyordu. Vücut azaları misali değil mi? Evet. Vücut azaları. Fabrika çarkları. Evet. Fabrika çarkları. Bir de gemideki hademeler. Gedemi. Evet. İyi tutuyor bunlar aklımda. Maşallah. Evet, bizim işiniz bu abi ya. Ya ben gemideki hademeler. Hayatım ilk defa böyle sıfırdan altını sıraladım biliyor musun? Tefekkürüm oturduğu için. Şu alt. Bu çok kolay ya. İnan ki çocukları bak şu dersi ilkokul çocuklarını anladığı hiç ben zorlamaya gitmiyorum. Neyse o yani. Ama öteki türlü dersine çalışmadığın zaman yani bir şey anlatırken çok vurup kırıp döküyoruz yani. Dersine çalışmak çok önemli. Dersinde çalışalım. Şimdi Üstad Hazretleri şahs-ı maneviyi anlatırken sizler ve bizler insanı kamil ismine layık şahs manevi azalarıyız. Üç tane misal veriyor Hasan abi. Hı hı. Vücut azaları misali. Fabrikanın çarkları misali. Gemideki hademeler misali. Su an bir tanesi ana mevzuyu izah etmeye kafi gelirken neden bu üçünü misal verdi? Abi şundan dolayı misal verdi. Şimdi fabrikanın çarkları bu misali hizmet için verdi. Hizmet için. Vücut azaları misali bunu yok şunu sileyim de yani eksik yazdım. Şu baştan yazdım. Vücut azaları misali bunu kemalat için verdi. Fabrikanın çarkları misalini netice için verdi. Gemideki hademeler misalini de hizmet için verdi. Eğer birisini verseydi bir misali şu üç manayı tazammun etmiyordu yani. Ama üç tane farklı misal verdiği için şahs-ı manevi anlatırken vücut azaları misali, fabrikanın çarkları misali, gemideki hademeler misali. Vücut azaları misali niçin verdi? Kemalet için. Fabrikanın çarkları misali niçin verdi? Hizmet netice için. Daha çabuk netice alacağız yani. Gemideki hademeler misali de hizmet için. Yani biz niye bir araya geldik bu esas ve dostlar yani? Hizmet için yani. Peki ben hem hizmet edeyim hem netice olsun. Kemalatı da yani bu üç tane misal vermesinin ayrı ayrı birer manası var yani. Yoksa tek de verebilirdi yani. Evet. Bir kemalat için. Gayet. Netice için bir de hizmet için. Gayet şık oldu. Evet. Diyecek hiçbir şey yok. Resimledim yazdım ben. Teslimisiyle. Aslında bir dersiniz de bir şahsı manevi dersi olabilirdi yani böyle bir. Evet. Ben hazırım. Gerçekten. Sen yap dersi. Namaz kılalım. Evet. Kalmadı artık başka özlediğim, namaz vaktinden başka anını gözlediğim demiş abi. Çok güzel demiş. Kalmadı artık başka özlediğim. Kalmamış artık.
başka özledi. Namaz vaktinden başka anını gözledi. Hani büyük zatlar da namaz vakti yaklaşınca biraz hazırlık yaparmış yani. Evet. Biz de bir büyük zatı bir saat geciktirmiş. Allah rızası için. Evet efendim. Oh.